Teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz o gün. Şimdi ÇEB'in açıklamalarının satır başlarını biz ekranlarımıza taşıdık. Tabii detayını da sana sormak istiyoruz. En fazla merak edilen konuyla alakalı şöyle söyledi. Hafta içerisinde bir araya geleceğiz Sergen Hoca'yla. Görüşeceğiz dedi. Toplantıdan nasıl bir kararın çıkmasını bekliyorsun? Uzlaşı sağlanacaktır herhalde. Çünkü her iki cepheden de çok pozitif mesajlar geldi. Yani bugün bir buluşma bekliyoruz açıkçası. En kötü ihtimalle yarın diyelim. Yani bugün yarın bu işin çözüleceğini düşünüyorum. Yani burada ben şimdi maaş konusunda Sergen Hoca ile biraz arada fark vardı. Bunu biliyoruz. Burada Sergen Hoca'yı dolayısıyla bir tatmin etmek gerekecek. Hoca da tabii ki kulübün durumunu o mali durumu anlayacaktır. Limitler vesaire bu sezon birçok konu daha var yani işin içerisinde. Dolayısıyla bir orta yol bulunacaktır. Sözleşme süresiyle ilgili acaba ne olacak? İşte benim orada biraz takıldığım nokta var. Yani aldığımız bilgilere göre bir yıllık bir sözleşmeyle şu an için gidilecek. Ancak Sergen Hoca belki de biraz daha uzun vadeli bir şey düşünecektir. Ya da kabul edecektir bunu da. 1+1 olur, 2 yıl olur. Ancak bir şekilde bir orta yol bulunacak. Yani bu kesin. Çünkü Sergen Hoca'nın da Beşiktaş'ta kalacağını zaten kendi cephesinden alıyoruz bilgilerini. Yani kamp programını dahi Sergen Yalçın yaptı. Yani bugün sorduğunuz zaman biliyorsunuz ilk kampı Beşiktaş Slovakya'da yapacak. İkinci kampı işte yine yurt dışında yapacak. Bunların planlamasını da Sergen Hoca yaptı. Dolayısıyla Sergen Yalçın şimdiden çalışıyor zaten yeni sezona. Yönetim de gerekeni bu sezonun ardından çifte kupa kazanmış hocasına karşı gerekeni yaptıktan sonra konunun çözüleceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bugün ya da en geç yarın artık Sergen Yalçın konusunun masadan kalkacağına inanıyorum. Tabii o görüşmede sözleşmeler konusunda bir uzlaşı sağlanması bekleniyor. Transfer konusu da büyük ihtimalle, değil mi? Masaya yatırılacaktır. Daha net bir şeyleri konuşmaya Evet. başlayacağız imzalardan sonra. Tabii Gezal ve Rozier'in durumunu taraftarlar merak ediyorlar. Şöyle bir ifadesi var. Dedi ki bunlar karşılıklı. Bunların kalitesini yukarı çeken Beşiktaş'tır. Siz oynamayan takımlardan geleceksiniz. Kabiliyetlerinizi sergileyeceksiniz. O zaman buranın bir değeri olması gerekiyor. Uçmak, kaçmak yok gibi bir ifadesi oldu. Ne demek istedi? Taraftarımız da merak etmesin diyor Başkan Çebi. Şimdi yani Rose ve Gezal buraya gelirken durumları hepimizin malumuydu. Yani Gezal kariyerinin düşüş dönemindeydi. 2 yıllık performansına baktığımız zaman hani Rashit Gezal'ı alır mıydınız? Belki de taraftarlara bir anket yapılsaydı o dönem alınmasın diyen daha çok çıkabilirdi. Onun dışında Valentin Rose'nin de son sezonu çok kötü geçmişti. Burada kıymete bindiler, kıymet kazandılar. Dolayısıyla kulüplerinde durumları kötü olan iki futbolcuyu Beşiktaş parlattı, tekrardan vitrine çıkardı. Burada da Beşiktaş bunu yapmışken biraz da ekmeğini yemesi gerekiyor. Ki Valentin Rose konusunda olumlu görüşmeler yapıldı. Oradaki gidişat iyi gibi görünüyor. Yakında güzel haberler gelebilir Rose konusunda. Gezal konusu biraz daha sıkıntılı ama orada da Rose ile benzer tavır sergiliyor Gezal. Biliyorsunuz Rose kulübüne Beşiktaş görmek istediğini söyledi. Ve Rusya'dan vesaire gelen teklifleri reddetti. Gezal'da da benzer durum var. Raşit Gezal da Beşiktaş'ta oynamak istediğini söylüyor. Yönetim orada biraz bekle gör taktiği sergiliyor. Çünkü hani Gezal'la ilgili kulübüne işte 10 milyon euro teklif geldi, şu oldu, bu oldu vesaire konuşuyoruz ama yani henüz evet ilgilenenler var ancak kulübüne giden henüz resmi bir teklif olmadığını öğrendik biz. Leicester City'ye resmi olarak Gezal için bir teklif gitmemiş. Dolaylı yollardan o ilgilenenler var. Şimdi Beşiktaş burada dolayısıyla acele etmek istemiyor. Önce kimler rakip olacak? Ne kadar teklif edecek? Gezal ne karşılık verecek? Şimdi buradaki kilit noktalardan bir tanesi o zaten. Oyuncu gitmek istemediği sürece zorla bir yere gönderemezsiniz. Beşiktaş'a gelmek istiyorsa da Beşiktaş bunu er ya da geç
Alır. Ancak nasıl? İşte biraz parayı kıyması gerekecek. Şimdi mesela 5 milyon euro düşünüyor Beşiktaş bonservis. Hani ödeyelim, alalım gibisinden. Daha yüksek rakamlar telaffuz ediliyor Gezal için ama çeşitli formüllerde devreye sokmaya çalışıyorlar. Yani bir yılda Leicester'da sözleşmesini belki uzatabilir Gezal. Yani çünkü son sezonu biliyorsunuz. Belki bir yıl daha uzatır. Beşiktaş bu yıl kiralar, gelecek yıl bonservisini öder. Belli olmaz yani. Çareler tükenmez. Peki şimdi kaleci Ersin Destanoğlu biliyorsun birçok takıma yazılıp çiziliyor. Talipleri var. Onunla alakalı da başkana soru soruldu. Tercihim dedi benim şampiyon olmuş bütün takımı tüm ekibiyle muhafaza etmek dedi ama geleceğe söz konusudur. İyi ücret teklif edilmiştir. O zaman gider dedi bu noktada. Sen neler çıkardın bu söylemlerden? Şimdi Ersin'e gelen ilk teklif zaten Fransa'nın Nice takımından. Bunu biliyoruz. 7 milyon euroluk bir teklif yapmışlardı bir süre önce. Daha sonra Beşiktaş, tabii bu sözlü teklifti. Daha sonra yönetim bunun resmi olarak gelmesini istedi ve kendi akıllarındaki rakamı da söylemişlerdi bu arada pazarlıkları başlayacakları. Nice 7 milyon euro artı sonraki satıştan pay içeren bir teklifle Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Şimdi burada pazarlıklar dönüyor tabii ki. Beşiktaş'ın rakamı açtığı yer 12 milyon euroydu. Bir 10 yani 9-10 milyon euro seviyelerinde Ersin'e onay verilebilir transferine. Tabii burada sadece yönetimin mi kararı? Hayır. Sergen Yalçın ne diyecek? O da var. Belki Ersin'in Avrupa için önünü açmak isteyecekler ama Ersin benim için erken diyecek. O da olabilir. Bu da bir seçenek yani Ersin'e sormuyoruz henüz Ersin gidecek misin diye. Doğru. Ancak ciddi bir rakam yani bu konuşulanlar baktığımız zaman Beşiktaş'ın bütçesine de transfer bütçesine de olumlu katkı sağlar. He, tabii ki şöyle bir durum var yani taraftarlar bazen şey zannediyor işte 10 milyon oyuncu gönderdik 10 milyonu alacağız. Öyle bir durum kalmadı, öyle bir dünya da yok artık. Bir futbolcunun üçte birini kullanabiliyorsunuz transfer bütçesine. Şimdi Ersin'den 9 milyon euro alsanız 3 milyon eurosunu kullanabileceksiniz. Öyle bir durum da var. Şimdi o paraları kaleci bulabilecek misiniz? Yabancı sorunu var. Yabancı kaleci aldınız diyelim. Dolayısıyla bir kontenjan daha yiyeceksiniz. Yani birçok farklı noktası var bu işin ama iyi bir teklife Beşiktaş yönetiminin evet diyeceğini düşünüyorum. Tabii ki Sergen Yalçın ve Ersin de son karar olacak. Peki Aboubakar'la ilgili de bir not var elimde. Müsaadenle onu bir paylaşayım. Son durumunu sana sormak istiyorum. Öncelikle kapıyı 3,5 milyon eurodan açmıştı. Beşiktaş yönetimi 1,5 milyon euro önermişti. Taraflar arasında sıcak bir gelişme yaşanmış. Şöyle ki son olarak oyuncu yıllık ücret konusunda bir indirime gitmiş. Ama hala Beşiktaş'ın verdiği seviye değil. Biraz daha yüksek kalıyor anladığımız kadarıyla. Ayrıca sakatlanması haline tazminatsız gönderilme maddesinin de çıkarılmasını istemiş. Şimdi yine tıkanmış bu noktada görüşmeler. Gerçeklik payını merak ediyorum bu haberlerin. Nedir o konudaki son gelişme? Merak ettik. Şimdi ben kendimdeki bilgileri Tabii. söyleyeyim. Aboubakar'ın görüşme başlangıcındaki rakam Aboubakar'ın isteği 3 milyon euroydu. Benim bilgim bu. Tabii 3,5 da olabilir. Beşiktaş yönetiminin kendisine bir sözü vardı zaten. Maaşına zam yapacağız şeklinde. Bu devre arasından gelen bir sözdü. Aboubakar'ın maaşı 1,5 milyon euroydu zaten ve bir miktar zam yap sözleşme teklifi yapılır. Nedir bu? 300 bin euro zam. Yani 1,8 milyon euro. Hatırlarsınız zaten geçtiğimiz günlerde Ahmet Nur Çebi bu konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Biraz zamlı demişti yani. Orada Evet. ifadeyi de kullanmış. Öyle çok uçuk kaçık zamlar yapacak değil. Yani biraz yapacağız diye. Şimdi Beşiktaş yönetiminin teklifi bu rakam artı bonuslar. Aboubakar 3'ten 2,5'a düşüyor. Beşiktaş yönetimi 1,8 veriyor. Aradaki rakamı da oyna kazan diyor. Dolayısıyla yani net maaş vermek istemiyor bu rakamın tamamını. Maç sayısı, gol sayısı, prim şeklinde, başarı bonusu şeklinde ödemek istiyor aradaki rakamları. Tabii ki sadece bu değil anlaşamadıkları nokta. İkincisi sözleşme süresi. Aboubakar uzun vadeli bir sözleşme, net bir sözleşme istiyor. Beşiktaş yönetimi yine 1 artı 1 şeklinde sözleşme teklifinde bulunuyor. Çünkü Aboubakar geçen yıl alınırken bir riskti. Doğru mu? Doğru. Doğru. Sezonun sonuna kadar Aboubakar oynadı dedik.
bir sakatlık yaşamadı. Son 10-11 maçta oynamadı Aboubakar. Demek ki sakatlanınca uzun süre sahalardan uzak kalabiliyorsun. Yani Beşiktaş yönetimine de sözleşmeye uzun vadeli yapmamasına ve artı olarak da sakatlık maddesi eklemesini çok doğru buluyorum. Doğru bir hamle. Tamam, Aboubakar geldi. Uzun bir süre Beşiktaş'ın gol yükünü sırtladı. Sakatlanmadı, iyi oynadı ama bir sakatlandı mı da gördük. 11 hafta, 10 maç oynamadı yani. 3 ayrı nokta var yani anlaşamadıkları. Bir, sözleşmedeki maaş. İki, sözleşmenin süresi. Aboubakar 3 yıl istiyor en az. Hani bilemedin 2 yıl koparmaya çalışıyor. Beşiktaş yönetiminin 1 artı 1 yıllık teklif var. Üçüncüsü de sakatlık maddesi. Aboubakar bunu istemezken Beşiktaş yönetimi bir önceki sözleşmede olduğu gibi aynı maddenin bu sözleşmede de olmasını istiyor. Artık iş Beşiktaş yönetiminde de değil. Ben söyleyeyim yani. Aboubakar'ın kendi fikri. Kalmak istiyorsa Beşiktaş'ın teklifini kabul eder, imzayı atar. Kalmak istemiyorsa da Beşiktaş yönetimi yerine başka forvetler alacak. Evet. Yani son çare değil Aboubakar artık. Bu arada başka takımların da talip olduğu konuşuluyordu. Mesela yanılmıyorsam geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye yazıldı Aboubakar. Böyle bir ilgi var mı? Ya bunu daha önce de konuşmuştuk hatırlarsan. Fenerbahçe'nin bir dönem Aboubakar'la ilgili gelişmeleri olmuştu aslında. Zaten menajeriyle bir görüşme yapmışlardı. Çok orada da Beşiktaş'tan istediği gibi yüksek rakamlar istenmişti. Ancak benim aldığım sonradan bilgilere göre yani o birkaç haftalık görüşmelerin ardından Fenerbahçe'nin son tahlilde bu transfer girişiminden çekildiği yönündeydi. Ha, yeni bir teknik direktör gelir, Aboubakar'a söylerler, alın der, yeniden görüşürler, bu ayrı. Ama şu an için bir görüşme olmadığını biliyorum aralarında. Peki eklemek istediğin noktalar var mı? Yavaş yavaş sona da geliyoruz. Dış transferde bir hareketlilik olacak mı? Şimdi şöyle, Beşiktaş yönetimi zaten Aboubakar'a yaptığı teklif'ten sonra Aboubakar'ın artık yani hani kalıp kalmamasını çok da bel bağlamıyor. Çünkü yönetimin listesinde şu an en az 10 tane forvet ismi belirlenmiş durumda. Daha doğrusu Peki. kendilerinin bir listesi vardı. Onun dışında önerilenler vardı. Sergen Yalçın'a imza atıldığı gün zaten bu transferde hocam Değil mi? Daha hangisini da istiyorsun? somutlaşacaktır bir şeyler. 1-2-3 diye listelenecek. Ona göre somut Peki. adımlar atılacak. O gün çok keyifli bir sohbet oldu. Tüm detayları bize anlattın. Ağzına sağlık. Görüşürüz.